Stüdyomuzda bir konuğumuz var. CHP'nin Genel Sekreteri Sayın Gürsel Tekin bizimle. Sayın Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Efendim 17 ve 25 Aralık soruşturmaları ile ilgili takipsizlik kararları çıktı arka arkaya. Fakat bu karar metni ortaya çıktıktan sonra orada ilginç ayrıntılar da ortaya dökülmeye başladı. Siz konunun özüne sadık kalarak bütün Türkiye'de bir eylem yaptınız ama ayrıntılar da aslında aslını gösteriyor. Üzeri kapatılmak istenen işte mecliste de soruşturma komisyonu henüz çalışmalarına başlayamadı. Bütün bunlardan yola çıkarak Türkiye genelinde yaygın bir eylem yaptınız. Bu eylemin amacını önce açıklar mısınız? Sonra ayrıntıları konuşalım sizinle. Teşekkür ederim. İzin verirseniz önce dış politika meselesinde bir iki cümle söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu önümüzdeki süreçte dış politikada bu iktidarın her türlü tavizi verebileceğini ifade etmişti. Bunu gerekçe olarak da 17 Aralık, 25 Aralık'ta bu Bakanlar Kurulu'nun üçte birinin bir yabancı uyruklu iş adamı tarafından rehin alınmasıyla aynı zamanda sadece dış politika, iç politikamızı değil, dış politikamızı da ciddi bir tehlikeye sokacağını ifade etmiştik. Çünkü bir suçluluk psikolojisi içerisinde gelebilecek her türlü talebe evet diyebilecek durumdalar. Her ne kadar dün hayır dese de yarın başka taleplerin tamamına da evet diyecekler. Buna üstler dahil olmak üzere. Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından yola çıkarak tabii yapıyorsunuz ki. Değil mi? Ama onu söylemesine de gerek yok. Bunu takip ediyoruz, biliyoruz. Ya bugün AKP iktidarı dışarıdaki egemen güçlerin taleplerinin tamamını yerine getirmek için can atıyor. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Yani neden? Çünkü başka türlü bu psikolojik şeyi kapatmaları mümkün değildir. Ya da temelinde bir mecburiyet var hareketlerinin belki de. Ama yani bu kadar kirli işlere bulaşırsanız sizin yapabileceğiniz başka bir şey yok. Yani Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'dir burası dinlenebilir diyorsa ya da Amerikan Dışişleri Bakanı basın toplantısında ne yazık ki gazetecinin sorduğu soruya hani şimdi bunlar Obama'nın yardımcısına böyle bir şey yaptılar ya o işte bizim için yoktur falan özür dilesin falan o özürün içeriği şu. Haberin içeriğiyle ilgili özür dilemiyor. Bir gizli kalması gereken bir olayı konuştuğu için bundan dolayı özür diledi. Ama aynı şekilde burada giden büyükelçi Türkiye'nin Orta Doğu'daki terör örgütlerine hangi silahları neleri gönderdiğini çok açık net söylediği gibi Amerika Dışişleri Bakanı Kerry basın toplantısında ne yazık ki bu meselelerde bu terör örgütü IŞİD dahil olmak üzere bunlara lojistik destek veren ve silah desteği veren iki ülke var dedi. Kim diye gazeteci sorduğunda birisi Türkiye birisi de Lübnan dedi. Şimdi bütün bu fotoğrafları kamuoyunun bilmesi lazım. Şimdi gelelim 17 Aralık 25 Aralık meselesine. Bu tabi sadece 17 Aralık 25 Aralık meselesiyle kapatılacak bir yolsuzluk meselesi değil. Ne yazık ki son 10 yıla baktığımızda özellikle son 10 yıl bir iki yıl şöyle oldu. AKP'nin kuruluşunda 3Y ile çıktılar biliyorsunuz. Yoksulluk. Bizim temel şeyimiz, hedefimiz, siyasetimiz 3Y ile mücadele edeceğiz. Ve Türkiye'de gerçekten 3Y ciddi bir sorun. Bir tanesi yoksulluk, bir tanesi yolsuzluk, bir tanesi de yasaksız bir Türkiye yaratacaklardı. İki yıl sonra tabii ki bundan vazgeçtiler. Yani rant, para bunlar çok önemli meseleler olunca oraya teslim oldular. Ve o teslimiyetle beraber aşama aşama dikkat ederseniz özellikle 2007'den sonra devletin bütün kurumlarını hedef alarak işte darbeci denildi, balyoz, hatırlarsanız Bülent Arınç'la ilgili suikastın yapılabileceğini Ankara'da derin dehlizlere girdiklerini ifade ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de dedik ki hangi dehlizler varsa bu dehlizlerin dibine kadar inin biz de size destek verelim. Ve nihayet o derin dehlizlerde bir patatesçiyle bir soğancı çıktı. Başka da hiçbir şey çıkmadı. Şimdi çok ciddi bir mesele.
bir ülkenin başbakan yardımcısına bir suikast düzenleniyorsa ve bu da önemli bir bilgi belge olarak önünüze gelmişse, eğer bunu kamuoyuyla paylaşmıyorsanız ya iftira atıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz ya da maksatınızın başka bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Ne oldu? Şimdi soruyorum size. Mesela Sayın Arınç'a soruyorum. Sayın Arınç, size bu derin dehlizlerde suikast yapacak unsurlar kimlerdi? Bunlara ne yaptınız? Toplumun genelde, biraz daha aşama aşama gitmek istiyorum, böyle bir suç örgütü oluşturmak istiyorsanız bütün ayaklarını oluşturmak zorundasınız. Nedir bunun en önemli ayaklarından bir tanesi? Basın medya. Yani basın medyanın desteğini almak zorundasınız. Aksi takdirde bütün bu yolsuzlukları yapmanız mümkün değil. Bir kısmını kendiniz oluşturacaksınız. İşte o haram medya dediğimiz, hani bu havuz 17 meclisi. Aralık, 25 Aralık. Havuz demeyelim. Yani havuz temiz sudur bu. Havuz onlar için çok şey olur. Yani övgücü bir laf olur. Bu haram medyadır. Bu haram medyayı oluşturacaksınız. Ve bu haram medyayı oluştururken de bir bakan aracılığıyla insanlarda rüşvet alacaksınız. 100 milyon dolar, 50 milyon dolar, 25 milyon dolar. Şimdi mesela ben burada çağrıda bulunmak istiyorum. Şu anda gerçekten çok çaresiz binlerce insanımız var. Bu iş adamlarının kapısına gitsek, ya bize 10'er bin lira bağış yapın dersek yaparlar mı? Niye 100 milyon dolar bağış yapıyorsun? Niye yapıyor? Çünkü 100 milyon dolar bağış yaptığı yerde 500 milyon dolar para kazanıyor. Aksi takdirde bunu yapmaları mümkün değil. Önce basını, medyayı susturdular. Merkez medyada biraz reaksiyon olunca merkez medyayı işgal etmek zorunda kaldılar. İşte vergi cezalarıyla her gazete, her televizyona ikişer üçer tane askerlerini yerleştirdiler. Akşamları televizyonları açtığınızda da görüyorsunuz. İşte gazeteci diye çıkıyorlar. Efendim gazeteciyiz, biz AKP'li değiliz. Müsaade et, ben AKP'yi eleştiririm. AKP'yi de eleştirince hemen yok böyle diyemezsin. Niye kardeşim, sen kimsin? Şimdi böyle bir algıyla toplumu yönetmeye kalktılar. Sonra ne olduysa kendilerinin oluşturmuş olduğu bir koalisyon, aynı zamanda bir evlilik. Evlilik 17 Aralık, 25 Aralık'ta çatladı ve bozuldu. Bozulunca bunların bütün bu ikili ilişkilerden olur böyle afişe edilir karşılıklı şey. Bütün bu pislikler afişe edildi. Bu 17 Aralık ve 25 Aralık, aynı zamanda 25 Aralık'tan sonra İstanbul'da ve kentsel dönüşüm TOKİ dahil olmak üzere imar uygulaması ile ilgili savcılık bir baskı yapacaktı. Onu pat hemen savcı görevde alınca maalesef oraya giremedi. Oraya girilemediği gibi 17 Aralık 25 Aralık'a baktığımızda bütün yurttaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Bunlar aynı zamanda bir sosyal medyada kiralık katiller tutmuşlar. Hepimize saldırıyorlar. Efendim iftira atıyorsunuz. Hayatımızın hiçbir alanında İftira bizim ne dinen kabul edeceğimiz bir iştir, ne vicdanen kabul edeceğimiz bir iştir. Söylediğimiz her cümlenin, söylediğimiz her belgenin bir %100 doğruluğu vardır. Bunun bütün kamuoyunun bilmesi lazım. 17 Aralık, 25 Aralık dosyasına baktığınızda para trafikleri, çantaların alışverişleri fotoğraflarla, yani yazılı değil sadece. Hani yazılı olur da kardeşim, bu işte kendilerinin iddia ettiği gibi paralel yapı bunlara işte yalan yanlış yazdı. Bütün bakan çocuklarıyla o iş adamlarının arasındaki para trafiklerinin, çantaların nasıl gelip gittiğini bütün Türkiye gördü. Görmediklerini de önümüzdeki günlerde, biliyorsunuz bunların bir de bir başka şeyi var. Sıkıştıklarında dosya yasak koyuyorlar. İşte soruşturma yasak. En son biz bu yasağı masada dinlemeyeceğiz. Eğer burada bir hukuki sonuç alamazsak, 17 Aralık ve 25 Aralık'ı yolsuzlukla mücadele haftası ilan edeceğiz ve dosyanın tamamını, suçsa da o suçu işlemeye devam edeceğiz. Dosyanın tamamını fotoğraflarla, resimlerle, milyar dolarlık para hareketlerinin nasıl olduğunu billboardlarla, kamuoyla paylaşacağız. Bir yasa teklifi de verdiniz kadar zaten, değil mi? Elbette. 17 ve 25 Aralık yolsuzlukla mücadele verdik günü. Verdik de şimdi parlamentoda bunu geçirmek mümkün değildir. Sayısal çoğunluk olduğu için. Parlamentonun yarısı kirli maalesef. Parlamentonun yarısına baktığımızda, hani Bülent Arınç diyor ya, son dönemlerde bu telaş yasasından dolayı biz Alman modeli,
Aa ne güzel dedim ya, ne güzel. Almanın iki modeli var. Bir, Hitler dönemindeki model. Herhalde ondan tarif etmiyorlar. Hitler modeli bugün dünyada kabul edilecek bir model değildir. İkinci modele baktığımızda dünyanın kabul ettiği evrensel modeldir. Bu evrensel modeli baz alalım. Sadece bu son olup olaylardan dolayı değil, Türkiye'nin bütün hukuk sistemini, bütününü bir Alman hukuk sistemi modeline haline getirelim. Hodri meydan diyorum. Eğer gerçekten bu konuda samimiyetiniz varsa Sayın Arınç size çağrıda bulunuyorum. Gelin güvenlik yasanız dahil, siyasi partiler yasası dahil olmak üzere Alman modeli üzerine oturtalım. Alman modeli olursa ne olur? Diyelim ki hadi Sayın Arınç da AKP'yi ikna etti. Biz parlamentoda bir Alman modeli çıkardık. Alman modelini işlettiğimiz günden itibaren parlamentonun yarısı tutuklanır. Örnek olarak biliyorsunuz Almanya'da iki tane önemli siyasetçi istifa etmek zorunda kaldı. Sadece istifa ile yetinmedi. Alman Cumhurbaşkanı sadece özel ilişkileriyle bir borç alışverişi olmuş. Yani kamuda çalmıyor. Telefonla şuna 100 milyonluk arsayı tahsis et, bağışla demiyor. Bakanını gönderip bir rüşvet havuzu oluşturmuyor. Bir ikili ilişkide 500 bin euro bakın. Tamamı da 500 bin euro. Ve bu Alman kamuoyunda öğrenilince o cumhurbaşkanı istifa etti. İstifa etmekle yetinmedi. Alman yargısının önünde hesap verdi. İkinci örnek olarak Alman Savunma Bakanı. Alman Savunma Bakanı devletin uçağıyla kendi çocuğu askerlik yaptığı yere gittiği için o da afişe edildi, o da istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi eğer böyle bir model istiyorsanız başımızın üstüne bu modele evet deriz. Gelin 76 milyona bu kadar kirlilik yaptınız. Belki bunu muaf tutabiliriz eğer Alman modelini kabul ederseniz. Buna da nalet olsun deriz kardeşim, ne yapalım? İçimize basarız, en azından bundan sonra hırsızlık olmaz deriz. Gelin Alman modelini hayata geçirelim. Bütün Alman vatandaşı gibi siyasetçinin gazetecide korkmadığı, siyasetçinin vatandaştan korkmadığı bir model haline getirelim. Şimdi eskide siz gazetecisiniz, bilirsiniz. Siyasetçiler birkaç şeyden korkarlardı. Bir tanesi gazetecilerden çok korkarlardı. Çünkü her an bizimle ilgili bir şey yazabilir. İki, vatandaştan korkarlardı. Şimdi gazeteci siyasetçiden korkuyor, vatandaş siyasetçiden korkuyor. Bu model çürümüş mü modeldir? Bu Sayın Arınç'ın dediği güvenlik yasası da Hitler modelindeki modeldir. Gelin evrensel kuralları hayata geçirelim. 17 Aralık'ta olmasın, 25 Aralık'ta olmasın. Siz de evinizde rahat yatın. Yani korkmayın, kim bizi dinliyor? Nereden bize suikast yapılıyor korkusuyla? Yaşamayın, korkuyla yaşanılmaz. Dün ben İstanbul'dan akşam Ankara'ya geldim. Gelirken uçağın tamamında polis kardeşlerimiz vardı. Bir iki tanesiyle de sohbet ettim. Nereden görev yapıyorsunuz? Başbakanlıkta. Niye geldiniz buraya? Sayın Başbakan geldi, Sayın Başbakan dönüyor, biz dönüyoruz. Şimdi bir devlet düşünün, bir iktidar düşünün, kendi illerindeki polislerine güvenebilecek durumda değil. Ya kardeşim, sen İstanbul'a gidiyorsan, İstanbul'da çok şükür 30 bin tane polis var. Niye buradaki polisi götürüyorsun? Neden? Çünkü korkuyorlar. En azından bu korkularınızda da arınmış olursunuz diye düşünüyorum. Bu ayrıntılara geçelim mi tabii. Sayın Tekin? Şimdi bugün sizin yaptığınız eylem sonucunda Türkiye'deki yolsuzlukları önlenmesine dönük ana muhalefet partisi olarak verdiğiniz bir tepkiydi. O tepkinin nedeni de bu yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet dosyalarının takipsizlik kararıydı. Bakıldığında 209 şüpheli var. Hiçbiriyle ilgili bir suçlama yapılmadı. Sanık yok. Bunları takipsizlik verebilmesi için de delinin olmaması gerekiyor. Delil de yok yeni savcıya göre. O savcı ki kendisiyle ilgili de hakkında bir soruşturma olduğu, onunla ilgili takipsizlik kararı karşılığı bu dosyayla ilgili de takipsizlik verdiği iddiaları da var. Rüşvet almamışlar. Bu sizin az önce sözünü ettiğiniz fotoğraflar,
ses dinlemeleri, tapeler falan yok. Onların hepsi hediyeymiş efendim. Yani rüşvet literatürüne yeni bir deyim yerleşti. Usulsüz hediye kabulü. Bununla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Vallahi yani çok ağır cümleler kullanmamak için sabırla ne diyeceğim bilmiyorum ama son dönemlerde tabii hukuk sisteminin tamam bypass edilince biz en azından ya geçmiş dönemlerde bunların bir başka bir gelenekte bir kültürden gelme, aynı zamanda bizim inançlarımız bunların hiçbirisine müsaade etmiyor. Yani dinimizin temel kurallarının bir tanesi harama el uzatmayacaksın. Bundan dolayı şer'i kurallardan harama el uzatanların elleri kesiliyor biliyorsunuz. Şimdi hadi diyelim ki bizim hukuk sistemine inanmıyorsunuz. Şimdi cuma günleri koşa koşa Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Bu işinize geldiği zaman şer'i kurallar diyorsunuz. Hırsızlığa şer'i kurallar işlemeyecek midir? İki, iç bünyelerinde de ciddi sıkıntı oluştu. Hırsızlar aynı zamanda çok güvensizdirler yani. Direkt kendilerini alırlar. Böyle bir ara mekanizma oluşsun istemez. Ara mekanizmaları da çünkü pay edilebilir. Ve 17 Aralık, 25 Aralık soruşturmasında da onu çok somut bir şekilde gördük. Şimdi diyelim ki birini aracı yapmışlar. İşte git burada 100 milyon dolar al. O 100 almış ama 80 vermiş. Bir de bu meseleler çıktı. Arada şimdi tabii kendi işlerinde yani. De şimdi bu tartışmalar oldu. Ama burada bir başka şeye seslenmek istiyorum. Bu ülkenin namuslu, şerefli, hasiyetli, ülkeye katma değer katan bütün iş adamları, hangi siyasal düşüncede olursa olsun, hangi ideolojik yapıda olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında başımızın üstünde yeri vardır. Ona hiç kimse dokunmayacaktır. Onun güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ama bu haramların tamamına bulaşmışların tamamının mal varlığına el konulacaktır. Çünkü bu mal varlıklarının tamamı 76 milyonun yetimin, gurabanın mal varlıklarıdır. Hiç kimse zannetmesin efendim bu bir dönemdir, bu dönem kapanır gider, hiçbir şey kapanmayacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Bizi izleyen yurttaşlarımız, o savcıları, o kendilerine göre dizayn etmiş olduğu hukuk sistemiyle geçici sürede bunları kapatabilirler. Ama bu devletin kayıtlarına girmiştir. Devletin hafızasına kayıtlı. Elbette. Yani 1000 yıllık devlet geleneğimiz var, unutmayın. Bunlar devletin ne olduğunu bilmezler. Bunlar devleti belediyelerde çalma çırpma gibi bildikleri için bu devletin vicdanı bir gün ayağa kalkacaktır. Bu toplumun vicdanı da ayağa kalkacaktır. Yani ortada o kadar somut şeyler var ki, hadi saatler, hediye diyelim, efendime söyleyeyim ne bileyim, yani 700 milyon dolarlık saat hediyesi, vallahi bize bir çikolata bile hediye gelmiyor. Bunlar ne kerametli adamlarmış, bu hediyeler gidiyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz, bir bakanı, bir başbakan suç örgütü haline getiriyor ve bu adam iş adamlarını dolaşarak havuza para topluyor. Bu hukuk sisteminde suç değil mi? AKP döneminde bir tek şey var. Her şey suç. Çalma suç olmaktan çıktı. Ama bu geçici olacaktır. Bu çalmaların, çırpmaların tamamında hesabı sorulacaktır. Buna herkes emin olabilir. Hiç merak etmesinler. Bir de şu Urla meselesi gündeme geldi tekrar. Biliyorsunuz Urla'da bir takım villalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanken kızı özel olarak fayanslarıyla bile ilgilenmişti. Ama arkadaşının olduğu ifade edildi. Şimdi o Urla'daki villalara bir de arka bahçe konusu gündeme geldi. Bir Ensar Vakfı var. Bu Türgev'in kardeş kuruluşu gibi de ifade edilir. Ensar Vakfı üzerine devredilmiş. Orada Ensar Vakfı ne gibi bir çalışma yapacak? Hani sonucunda vakıf bilinmez ama Urla villalarının arka bahçesi yapılacak derler. Sizin düşünceniz nedir? Türgev ve Ensar Vakfı'nın şu andaki serveti Koç Samancı'yı aşacak bir servettedir. Çocuklar çok çalıştılar. Yani görüyorsun diyor, o kadar çalıştılar ki. Çala çala yoruldular yani, ne yapsınlar. Urla'yı da alabilirler. Bence Urla'nın tapusunu verelim. Yani öyle paramparça kalmasın ya. Urla'nın tapusunu verelim gitsinler. Bunların tamamı fitil fitil bunların burnunda gelecektir. Bizi izleyen yurttaşlarımız hiç merak etmesin.
Bu şeye isterseniz biraz girelim. Az önce konuşmanızın başında da ifade ettiniz. 3Y ile iktidara geldiler ve onu sürekli vurgulayarak bugüne kadar taşıdılar. O hareketin lideri de şimdi Cumhurbaşkanı. Yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Şimdi bakıldığında yasaklar derken yasakların kaldırılmasından ifade ettikleri anayasada bir takım değişiklikler yapıp sivil anayasa yapmak, ceza yasalarındaki ve terörle mücadele yasasındaki kimi maddeleri ayıklamak, Türkiye'yi özgürlükler ülkesi haline getirmekti. Tamam, Kobani eylemlerini protesto amacıyla sokağa çıkanlara dönüktü ama sokağa çıkma yasakları ilan edildi. 80 ihtilalinden sonra biz tankları ve askerleri şehir merkezlerinde gördük. İşte Meclis Genel Kurulu'na getirilen polis yasasındaki değişiklikler, vazife ve selahiyetlerindeki değişiklikler, yargıda yapmaya çalıştıkları değişikliklerle hem emniyeti hem yargıyı politize etmek, kendi idareler altına almak çabaları da dikkate alındığında yasakların kattığını mı, yoksa yasaklara doğru bir dönüş mü olduğunu düşünüyorsunuz? Galiba yoksulluk ve yoksulluk ve yokluk konusuna da değinelim. Evet, 3Y'yi biz yanlış anlamışız. Hep beraber yiyelim. Yani 3Y demek oymuş galiba. Bütün şey var. Ye. Ama bitmiyor yani. Ye de bitiremiyorsunuz. Şimdi bir kamu düzeni. Yani önce bir şey gerekçelendiriyorlar. Tabii maalesef bizim burada bu sorunun bir parçası siyaset ama bir sorunun ikinci parçası da bu toplumun vicdanı. Yani basını, medyası bu konuda daha vicdanlı davranması gerekiyor. Kamu düzenini korumak değil, AKP düzenini korumak için bu yasalar yapılıyor. Eğer kamu düzenini korumak istiyorsanız, biraz önce ifade ettiğim gibi, evrensel kurallar üzerinde bir anayasa yapalım. Polisimiz de sıkıntı çekmesin. Yani sizde ikide bir paralel polis, beni dinleyen polis, hain polis diye polisleri de ayrıştırmayın. Askerleri ayrıştırmamış olursunuz. Bir hukuk çerçevesi içerisinde, dünyada olduğu gibi, herkesin kendisinde kendi güvencesinin anayasa olduğunu hissedebilecek bir anayasayı hayata geçirelim. Bunun da örnekleri dünyada uygulanıyor. Yani yeni bir şey keşfedecek değiliz. İşte bu meseleyi bilen Burhan Kuzu'ya buradan çağrı yapıyorum. Anayasayı biliyor ya işte anayasa şey. Gelin Alman anayasasını hayata geçirelim. Kamu güvenliğini de sağlayalım. Sizin de güvenliğinizi sağlayalım. Ama orada bir tek şey var. Çalamıyorsunuz, çırpamıyorsunuz. Buna da katlanacaksınız. Hayır, ısrarla hem çalıp hem çırpacağım, hem de güvenlik istiyorum derseniz olmaz. Yani iyi güzel kardeşim, eğer İstanbul gibi yerde Gezi Parkı'nda 3 milyon insan sokaktaysa bunun herhalde bir anlamı var, bir sebebi var. Çaldığınız için, çırptığınız için kentsel dönüşümde rezidansları yanı başında kendi toprağını, kendi parkını, kendi cami alanını rezidans yaptığın için, isyan ettiği için oraya gelmiştir. Ya bütün bu sokak hareketleri sadece bir terör örgütlerine bağlamak bir vicdansızlık olur. Elbette ki bütün şiddete son derece karşıyız. Şiddet nerede varsa bunun gereğini yapalım. Kaldı ki şiddeti önlemenin mekanizmaları da çok kolay eskisi gibi değil. Teknoloji son derece gelişmiş. Yani yaptığınız herhangi bir bölgede o terör örgütlerinin istihbarat bilgileri elinize geldiğinde orayı rahatlıkla denetleyebileceğiniz mekanizmalarınız var. MOBESE sistemlerini. Ama MOBESE sistemlerini CHP'yi, MHP'yi, BDP'yi dinleyeyim diye eğer kullanırsanız elbette terör örgütlerine de sıra gelmez. Bütün bunların önüne geçmek son derece doğal. Şimdi geçen gün vatandaşımız da haklı olarak tabii bu yasal düzenlemenin ne olduğunu bilmediği için sonra Bülent Arıç'ın belli ki bir kulağını çektiler, Alman modeline vazgeçtiler. Ama onlar nereden çıkarttınız bu Alman modeli başımıza? Şimdi bir de bu Alman tartışması olacak. İşte güvenlik yasası falan filan şirinliklerle geçiştirmeye çalıştırdılar. Efendim takmak yasakmış. Yasak. Şu anda bizim yasalarımıza göre terörle mücadele yasasında yasak. Ve sadece maske değil, bir genç kardeşimiz öğrenci puşi taktığı için 18 ay bundan dolayı cezaevinde yattı. Neye göre yatırdınız? Şu andaki terörle mücadele yasasına göre yatırdınız. Yani bu yasalar var. Bu yasaların hiçbirisi, vatandaşlarımız sakın bunlara inanmasın. Bunlar yalancı. Bunlar güvenlik falan şey değil. Bu nedir?
Şu anda yapılan şey tek bir güvenlik, AKP'nin çalanlarını güvenlik hale sokalım. Onun dışında kamu güvenliği, mavi güvenliği mevcut yasada bunların tamamı vardır. Koyarsınız MOBESE sistemlerinizi, o terör örgütlerinin nerede çıktığını rahatlıkla denetleyebilirsiniz. Ama niye bizim nerede olduğumuzu görüyorsunuz? Yani 1 Mayıs'ta Gezi Parkı'nda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin hangi noktada olduğunu MOBESE sistemindeki talimat üzerine hepimizi gazlayınca siz o terör örgütlerinin nerede olduğunu bilmiyorsanız o zaman siz maalesef devleti yönetebilecek durumda değilsiniz. Bütün şeyinizi kaybetmişsiniz demektir. Şimdi bu çok önemli üç madde. Çünkü siyasetinin temelini AKP bunun üzerine kurmuş. Yasaklarla işte polis devletine doğru gidişi işaret ettiniz. Yolsuzluklara değindik. Yoksulluğun ortadan kaldırılması ile ilgili bir iddia vardı. Ekonomideki gidişle beraber kısaca ona da değinir misiniz? Tabii ki. Şimdi özellikle yoksulluk gerçekten en üst boyuta geldi. Bugün sadece sosyal yardımlarla toplumu ayakta tutmak çok zor. Ufak esnaf, neredeyse bitik noktada. Emekli, çalışan, tarım, hayvancılık, Anadolu'ya gittiğinizde gerçekten bitik noktada. Şimdi ekonomi konusunda elbette ekonomide işte o 3Y gibi bu borsa ve işte belli sektörün işleri güzel. Ama aşağıya indiğinizde 50 milyon insanın bu konuda mutsuz olduğunu hepimiz görüyoruz. Yasaksız bir Türkiye, yasaksız bir kafayla olur. Eğer kafanız yasaklı bir kafaysa siz yasaksız bir Türkiye yaratabilir misiniz? Her şeyi yasaklıyorsunuz. Her şeyi siz tarif edeceksiniz. Sonra milleti kandıracaksınız. Yasaksız bir Türkiye yaratacaksınız. Bu kafalarla yasaksız bir Türkiye yaratmamız mümkün değil. Çünkü neyin ne yapılacağını bir kitabı kitap, kitabı bomba gibi tarif eden bir kafada yasakçılık ya da özgürlükçülük olabilir mi? Bu mümkün değil. Bu sadece o dönem Türkiye'nin ihtiyacı olan üç temel meseleydi. Bundan dolayı toplumda kabul gördüğü cümlelerdi. Üçüncüsü yolsuzluk. Cumhuriyet tarihimizin tamamında maalesef 80 sonrası, 80 öncesi siyasette büyük yolsuzlukları çok göremedik. Çok münferit yerlerde var ve hemen de tecrit edilirdi. Yani sağda da böyleydi, solda da böyleydi. 80 sonrası bu 12 Eylül'ün hazırlamış olduğu bu siyasi partiler yasası ile beraber siyasetçilerin tamamı bu pisliğin içine önemli bir kısmı girdi. Ama girerken de geçmiş döneme de baktığımızda bir utanma, arlanma duygusu olurdu. Yani bu arlanma ile ilgili bir fıkra var da şimdi burada anlatamıyorum. Bir arlanma olurdu, bir utanmazlık olurdu. Yani adam evinde çıkmazdı, siyasetten çekilirdi, bütün benzerleri var. Örnekleri de var. Tabii örnekleri var. Ama bu dönem bu arsızlık pik yaptı. Yani hırsızlık, yolsuzluk yapmak neredeyse bir meziyet haline geldi. Bir övgü haline geldi. Yapamayanlar da beceriksiz hale dönüştü. Ulan adam trilyonları götürüyor şimdi düşün. Bakan gitmiş orada 700 milyon dolar topluyor. Ben bir sürü AKP'li bakanlar da biliyorum. Mesela Nihat Bey gerçekten benzer bir sürü bakanlar var. Harama bulaşmamış ve bu haramdan rahatsız olabilecek çok sayıda AKP'de insanlar var. En son Sayın Ali Babacan isyan etti. Dedi ki bir gece yarısı bir kalem oynatarak milyar dolarlık rantlar elde ediliyor. Bütün bunlara baktığımızda AKP içerisinde doğal olarak onların aileleri de diyor ki ya ne beceriksiz adamlarsınız. Bak kardeşim görüyorsunuz işte adamların trilyonları oluyor falan. Kötü örnek de oluyorlar yani. Doğal olarak tabii toplumun bu ahlaksızca şeye de yönelmesi oluyor. Ama gariban hırsıza ne oluyor? Mesela bir kilo baklava çalana 20 yıl ceza veriyorsunuz. Ey savcılar, ey yargıçlar. Şimdi yarın çocuklarınıza bir eser bırakacaksınız. Çocuklarınız sizi neyin alacaktır? Bu hırsızları koruyan savcılar oralı. Siz nasıl hesap vereceksiniz? Unutmayın, bu hesapta siz de olacaksınız. Şeye de bir değinelim mi? Çok fazla süremiz kalmadı. Süremiz yetecek mi? Önemli bir konu çünkü. Çözüm süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayarak
biz hayatımızı koyduk buna diyorlar. Yani siyasetlerini koymanın ötesinde hayatlarını da koyduklarını ifade ettikleri çözüm süreci sanki çözümsüzlük sürecine doğru evrilmiş gibi görünüyor. İşte Kandil'den yapılan açıklamalar, 15 Ekim'den itibaren ateşkesin kendi tarafından ilan edildiği, bozulduğu, eylemlerin başlanacağı, işte militanlarının, teröristlerin Türkiye'ye geçtiği, bu arada Kobani hassas noktaları, o konuda PYD ile PKK'yı eş gören Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, ama bugün Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla anlıyoruz ki o terör örgütü kabul edilen PYD'ye Amerika Birleşik Devletleri havadan, peşmergeler karadan, Türkiye üzerinde açılan koridordan silah yardımı yapılıyormuş. Yani şimdi onu eğer eş görüyorsa o zaman suç işlemiş olurlar. Biliyorsunuz PYD'nin başkanı geldi burada. Salih Müslim. Salih Müslim'i ile görüşme yaptılar ve karşılıklı bir sürü devletin kurumlarıyla görüşmeler oldu. Bu gerçekten sürçülisan edilmiş bir cümledir eğer öyle kabul ediyorlarsa. Çözüm süreci dediğiniz bugüne kadar son 12 yıla bakalım. 12 yılda Türkiye'nin nesi çözüldü mesela? Şimdi bunların bütün şeyleri, bu iddiaları şeydi, çözüm. İşte yargıyı çözeceğiz, onu çözeceğiz, bunu çözeceğiz. Hatırlarsanız referandum dönemi yine çözüme benzer. Kendimizi koyduk. İşte Türkiye özgürleşiyor, demokrasi gelişiyor, hukuk sistemi şöyle oluyor, böyle oluyor demediler mi? Aynı hukuk sistemiyle kim kavga ediyor şimdi? Kendileri kavga ediyor. Kendileri çözümsüz. Çözümsüz bir iktidarın Türkiye'de hiçbir meseleyi çözmesi mümkün değildir. Bu meseleye gelince, bu mesele sadece bunların kamuoyundaki toplumu tatmin etme cümlelerin ötesinde değil. Çünkü bu mesele de bunların dışında işliyor. Bunu kamuoyunun bilmesi lazım. Yani bu çözüm süreci dediği, bizim uzun süre, evet, bu barış süreci konusunda Türkiye'nin ortak meselesidir. Biz de parlamentoda bu konuda katkı sunmak istiyoruz dememize rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni buna dahil etmediler. Bizim yöntemimizle çözeceğiz dediler. Onların yönteminin ne olduğunu ne parlamento biliyor, bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da başka siyasi partilerin bilmesini, AKP'liler de bilmiyor. Hatta BDP'liler de itiraf etti, biz de bilmiyoruz. İlk sayfayı, altı bilinmeyenlikle yani yürüyen bir süreç. Önümüzdeki günlerde Orta Doğu coğrafyasındaki tehlike gibi bu tehlikenin de kapımızda olduğunu kamuoyunun bilmesi lazım. AKP iktidarı bu kadar suça bulaşmış bir iktidarın meseleleri çözmesi mümkün değildir. İnşallah 2015 yılında Türkiye'nin bütün birikmiş sorunlarını, devlet geleneğini bilen, devletin kurumlarının ne olduğunu bilen bir Cumhuriyet Halk Partisi ile çözmek mümkündür. Aksi takdirde bu meseleler daha çok büyüyecektir. Orta Doğu'da olduğu gibi. Buradan hemen hani CHP'nin iktidarında lafından yola çıkarak 2015 Haziran'ında seçimler yapılacak, genel seçimler. Ama hükümetin onu erkene çekme gibi bir düşüncesi de olduğu ifade ediliyor. Bakıldığında çözüm süreci, çözüm taktiği, seçim taktiği midir sizce? Şöyle mesela ne zaman böyle bir sıkışıklık olsa, işte 17 Aralık, 25 Aralık benzeri ya da AKP'nin bu karanlık işleri gündemde olsa mutlaka bir gündem değişikliği yapıyorlar. Biri çıkıyor işte erken seçim diyor, öbürü bilmem çözüm diyor falan filan diyor. Bunu böyle kamuoyuna oyalama taktiğidir. Ne zaman erken seçim yapacaklarsa Hodri Meydan, Mart'ta da yapabiliriz, Şubat'ta da yapabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi buna hazır ve ivedilikle de olması gerekiyor. Bu iktidarın bu yükü taşıması mümkün değildir. Bu kadar dünya coğrafyasında tecrit edilmiş bir Türkiye ilk kez görüyorum. İlk kez. Bakın geçen bir seçim vardı. Birleşmiş Milletler'de daha önce Türkiye 156 oy almış. İlk kez 65 oy aldı. Önümüzdeki seçimde belki bu 65'in oyunu da alamayacaktır. Şimdi böylesi bir dünya ile entegre olmuş, hatta bunların büyük iddiaları vardı. Biz küresel bir ülke olduk. Küresel ülkede, kümesel ülkeye düşürmüş bir ülkeden inşallah Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin, geçmiş dönemde de Türkiye'nin saygınlığını bütün Orta Doğu coğrafyası Avrupa'da bilir, o saygınlığa kavuşturabilecek duruma getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında da sorunları yaratmış bir iktidarın sorunları çözmesi mümkün değildir. Bu bütün tarihimize baktığımızda bu böyledir. Sorun yaratmışsanız
sorunu yaratanın sorunu çözmesi mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla ilk işimiz Orta Doğu coğrafyasındaki komşuluk ilişkilerimizi en azından sorunsuz hale getirmek olacaktır. Bu da çok kısa süre içerisinde olacak. Bunların dediği gibi değil. Hem içerideki kendi coğrafyamızdaki iç barışı bozdukları gibi Suriye'de, Irak'ta ve Libya'daki iç barışın nasıl bozulduğunu belgeleriyle bütün dünya kamuoyunu, dünya yayınlarında var. Bizim gazetelerimiz yazmayabilir. Kaddafi'den ne istediler bunlar? Kaddafi değil midir bunların varlık sebebi? Bugün milli görüşte siyaset yapanların önemli kısmına Kaddafi döneminde çok ciddi ekonomik katkıların yapıldığını devlet arşivlerimizde görebiliriz. Müslüman kardeşler. Ama bugünkü başbakan, Sayın Davutoğlu kamuoyuna açıklayarak 200 bin dolar ben Kaddafi'nin muhaliflerine götürdüm dedi ve Kaddafi'nin başını ezdirdiler. Ne adını ezdirdiler? Libya demokrasi gelecekti. Libya demokrasi geldi mi? Paramparça edilmiş bir Libya, egemen güçlerin hakimiyeti olan bir Libya haline döndü. Kim yaptı? Kendisine din iman edebiyatı yapanlar maalesef Orta Doğu coğrafyasında da bütün Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda neredeyse sorunlu hale dönüştürdüler. Mısır'la bizim ne sorunumuz vardı? Bütün İslam coğrafyasına baktığınızda dünyada iki saygın ülke, Türkiye ve Mısır, iki kardeş ülkeyi birbirine düşman ettiler. Şimdi böylesi sorun yaratmış bir iktidarın bu sorunların üstesinde gelmesi mümkün değildir. Sayın Göksel Tekin, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum kapatarak. 17 Aralık, 25 Aralık yolsuzlukla mücadele haftası haline getireceğiz. Ben burada bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değildir. Bugün 81 ilde bu çabayı sarf eden bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine de genel sekreter olarak teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu mücadelemiz hızla devam edecektir. Büyük olasılıkla bütün işlerin lobileri oluştuğu için şimdi bu billboard ve reklam lobileri oluştu. Billboard lobilerini aşabilirsek bu yolsuzlukla mücadele haftasını billboardlara da geçmiş olacağız. Sağ olun, teşekkür ediyoruz tekrar. Sevgili seyircilerimiz, CHP Genel Sekreteri Gülsel Tekin stüdyo konuğumuzdu. Gündeme dair görüşlerini aldık. Saat başında tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.